Merhaba sevgili webtek.no takipçileri. Yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz kırılmaz camlı deyip de lansmanı sırasında camı patlayan Tesla'nın Cybertruck'ları. Arkadaşlar her şeyden önce hastalığım maalesef devam ediyor. O yüzden hem görüntüm için hem de ses tonum için sizlerden özür diliyorum. Şimdi artık videomuza geçiyorum. Hem de 2 dakika süremizi başlatıyorum. Artık hepimiz biliyoruz arkadaşlar araç geçtiğimiz günlerde Falsolu bir lansmanla birlikte tanıtıldı. Araç gerçekten enteresan görünüyor. Bir arabadan daha çok bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir özel tasarım araca benziyor. Tasarımın bu kadar kaba olmasının temel nedeni aracın üretiminde kullanılan 30 kat paslanmaz çelik. Adamlar diyor ki biz bu çeliği bu kadar bükebildik. Daha fazla bükmeye çalışsaydık pres kırılırdı. Bu tasarım her ne kadar göze biraz çirkin görünse de internette yapılan aerodinamik testlerinde tam puan aldığını belirtmem gerekiyor. Aracın tasarımında kullanılan çelik SpaceX firmasının yapmakta olduğu Starship gemisinde kullanılan malzemeyle aynı. Araç zaten zırhlı bir görüntüye sahip e doğal olarak 9 milimetrelik tabancadan çıkan bir kurşunun mermisini karşılayabilecek kadar da sağlam bir gövdeye sahip. Şimdi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bu araba çok ağır olacak. Bu ağırlık performansını nasıl etkileyecek onu an ancak üretimler trafiğe çıktığında ve gündelik kullanıma girdiğinde anlayabileceğiz. Tabi bu saniyeden anlayabileceğiniz üzere motor elektrikli. içeriğinde bataryalar var. Bataryalara Supercharger adını vermişler. Bu bataryalar da arkadaşlar 3 menzille sınıflandırılmış. 400 km, 480 km ve 800 km olarak. Bu üçünün arasında 400 ile 480 km arasında 10.000 dolar. Diğer en yüksek model olan 80.000 km ile de 480.000 km olan arasında 20.000 dolar fark var. Yani araç aslında 39.999 dolar. Fakat araba tabiriyle boş hali bu. Şimdi burada şunu da belirtmem lazım. Arkadaşlar bu cam kırılma vakkası nedir? Lansman sırasında Elon Musk bakın bizim arabamızın camları kırılmıyor diye eline bir demir bilye alıyor. Arabanın camına bir çakıyor cam patarat diye kırılıyor arkadaşlar. Adamlar diyorlar ki camın kırılmasının nedeni bilye değil. Daha öncesinde aracın kapısına balyozla testler yapıyorlar. O balyoz testleri sırasında camın alttan kırıldığını söylüyorlar. Fakat bu alıcıyı etkiliyor mu? Rakamlara baktığımız zaman çok etkilemiyor. Şirket hiç reklam yapmadan yine Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre 46 bin sipariş alıyor. Araç Türkiye'ye gelir mi gelmez ve bu kısmını bilemiyoruz. Fakat fiyatı bu olursa bence Türkiye'den birileri satın alır. En düşük modelini yani 39 bin 40 bin dolar olan modelinin vergisiz 230 bin TL gibi bir şey ortaya çıkıyor. Buna vergiler eklenince ne çıkar o kısmını hesaplayamadık. Sizler artık üstüne bir, bir 230 bin daha ekleyiverin. Son ek olarak arkadaşlar otonom özelliği olsun diyorsanız araca 4 bin dolarlık bir maliyet karşılığında bu özelliği ekletebiliyorsunuz. Siyah ve beyaz olarak piyasaya sürüleceği şu an güçlü iddialar arasında trafiğe de 2021 yılında çıkacak diyorum. Ve sizlere vermiş olduğum 2 dakika uzun tutabilmek için hızlıca buradan kaçıyorum da demek isterdim. Fakat hasta olduğum için videoyu içeride çektik arkadaşlar. O yüzden kaçamıyorum. Affola. 2 dakikayı bir tık geçtiysek de belki de birkaç tık geçtiysek de canımız sağ olsun diyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca kanalımız 3 milyon abone olmak üzere. Aynı yerin hemen bir tık altından kanala abone olabilirsiniz. Araçla ilgili görüşlerinizi yorum bölümünden bekliyorum. E artık videomuz bitti. Başka bir web videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.